2018 yılında Genç Çiftçi Projesi'ne katılım yaptık. Çok şükür yani katılımımız kabul edildi. Şu anda aileye katkı olarak bu işi yapıyoruz, arıcılığı yapıyoruz. Eşime yardımcı oluyorum. Hani kovan temizliği olsun, bakımı olsun, varoası olsun. Hani her türlü bakımında yardımcı oluyorum şu anda. İlk başta 30 kovanla başladık. Şu anda yani iki katına çıkarttık. 60 kovanımız oldu. İnşallah hedefimiz 100'ü aşacak. Şu anda bal için sadece çalışıyoruz ama inşallah Allah nasip ederse arı sütü üretmek istiyorum. Yani onun için eşime diyorum yani beraber yapalım onu arı sütü yapmak için. Yani inşallah ileride zamanlarda onu da yapacağız. Yani bu arada ben iki çocuk annesiyim. Yani hayvancılık da var, arıcılık da var. Yani isteyen bayan her iş yapar. Yani ben de yardımcı oluyorum eşime. O da yani seviyor ya benim bu işte uğraşmamı istiyor. Yani memnunum. Arı korkum vardı ama şu anda biraz daha iyiyim. İnşallah onu da yeneceğim. Yani şu anda iyi de çok şükür balımızı aldık. Allah herkese nasip etsin. Yani yemeği nasip etsin, bize de hayırlı satışlar nasip etsin. Hiç korkmasınlar diyorum. Ben giriştim, Allah şükürler olsun. Yani devlet hemen verdi bana Genç Çiftçi Projesi'nden. Yani zor bir şey değil. Yani sadece ev hanımlığı olmak tek bir iş değil. Yani istesen her şey yapabilirsin. Köyde olsan, şehirde olsan. Yani ben yapabilirim dedim, yaptım yani. Çok şükür. Elazığ ilimize kayıtlı 1100 tane arıcımız bulunmaktadır ve bu 1100 tane arıcımızın kovan varlığı ise yaklaşık 120 bin civarındadır. Geçen yıl yani 2020 yılı içerisinde bu kovan varlığıyla aktif arıcılarımızın bu bölgede elde ettiği bal miktarı yaklaşık 800 ton civarındaydı. Kovan başına düşen rekolte ise yaklaşık 8 ila 10 kilogram civarında seyretmekteydi. Türkiye ortalamasına baktığımızda geçen yıl 14 kilo 600 gram civarında rekolte gerçekleşti. Bizler geçen yılda Elazığ olarak Türkiye ortalamasının altında yer aldık. Bu en önemli sebeplerden bir tanesi de iklim değişikliğinin bu bölgedeki göstermiş olduğu problemlerden kaynaklanmaktaydı. Bizler Elazığ ilinde yaklaşık 3 yıldır iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yaşamaktayız. 2021 yılı için kovan başına düşen rekolte miktarımız ise tahmini olarak yaklaşık 5 ile 6 kilogram civarında. Bu kovan varlığıyla bu bölgede alacağımız bal miktarı ise 500 ila 700 ton civarında seyredecektir. Bizler bahsettiğim gibi Türkiye ortalamasının %25-30 civarında altında seyretmekteyiz. Geçen yıla nazaran kıyasladığımız zaman bu yılki rekoltemiz geçen yıla göre %30 ile 50 civarında bir düşüşle gerçekleşti. Maalesef bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de iklim değişikliğinin olumsuz yansıması. Şu anda Palu ilçesinin Kayahisar köyünde genç çiftçi kardeşimize misafiriz. Onun bal sahamını gerçekleştirmekteyiz. Genç kardeşimiz bir bayan girişimci olarak 2018 yılında Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanarak bu arılığı oluşturdu. 2018 yılından beri özellikle aile ekonomisine katkı sağlamak amaçlı eşiyle beraber bu faaliyeti yürütmektedir. Özellikle bizler de takip ediyoruz. Genç kardeşimiz bu işi severek, bilinçli bir şekilde yapmaya çalışıyor, gayret gösteriyor. İlimizdeki arıcılık faaliyetine baktığımız zaman bu bölgedeki arıcılarımızın faaliyeti Şubat ayı içerisinde başlamaktadır. Bölgemizde genelde arıcılarımız 5 ile 6 yeri gezdirerek gezgin arıcılık yapmaktadır. Ancak bölgede bir tek sahamla arıcılık faaliyeti yürütülmektedir. Şubat ayından başlayan ve bugünümüze kadar gelen arıcılarımızın faaliyetlerinde çok ciddi girdi maliyetleri oluştu. Aynı zamanda özellikle bu yıl kurak geçmesi ve iklim değişikliğinin olumsuz yansımasından dolayı gerek toz taşınımı, gerekse zamansız esen rüzgarlar, gerek ani yağışların olumsuz etkisiyle bu yılki rekolteye çok ciddi olumsuz yansıması oldu.